AKP'ye geldiğinden bugüne 2000-3000 kat daha çok kârı artmış. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Süleyman Soylu kendi halinde bir siyasetçiyken AK Partili olmadan önce poliçelerden geçen çıkan para 10.000 TL'ymiş 2009'da aylık kârı. 2016 kârı 533.000 TL yani 53 kat artmış. AK Partili olmuş 2009'da 2010'da AK Parti'ye yanaşmış. 6 yılda kârı 53 kat artıp 1 yıllık kârı yarım milyon TL olmuş. Yaklaşık 14-15 memurun emekli ikramiyesi kadar. Bir yılda 15 memurun emekli ikramiyesini kazanır olmuş Süleyman Soylu. Kârı 53 kat artmış. O günden bugüne 2016'dan beri bir de bakanmış. İddialar o ki cevaplasın yalanlasın hemen buyursun. Birçok kamu kuruluşunda da sigortacılık işi yapıyormuş. Hatta iç işlerine bağlı bazı kuruluşların da sigorta işlerini bu şirket yapıyormuş. Ve iddia o ki ilk 5 yılda 50 kat artmış. Şimdi kârı ondan da çok artmış. Yani AKP'ye geldiğinden bugüne 2000-3000 kat daha çok kârı artmış. Artık yarım milyonları değil, 10 milyonları, 100 milyonları kazanıyormuş Süleyman Soylu. Cırt 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 her gün daha çok geçiyormuş. Şirketinin adı Engin Sigorta Acentecilik. 2018'de sermayesini 150 bin liradan 1 milyon 300 bin liraya arttırma ihtiyacı duymuş. Soruyoruz Süleyman Soylu. 2021 yılındayız. Engin Sigorta Acentecilik 2019, 20, 21 yıllarında ne kadar kâr etti? Bilançolarını açıkla, müşteri portföyünde kamu kurumları, kamu kurumlarının iştirakleri, bağlı kuruluşlar var mı? Yani bir yandan da başka bir tarafta başka ilişkiler varken poliçeler hızla yazılmaya devam ediyor. Daha büyük çok sayıda makinada. Bu konuda bir açıklama yapsın. Eğer hiçbir her şeyi muğlak bıraktı, bari İçişleri Bakanı olarak kendi şirketinin devletin kurum kuruluş bağlı kuruluşlarında sigortacılık yapıp yapmadığını ve son 3 yılda 4 yılda ne kadar kâr ettiğini bir açıklasın bakalım.